hareket veremem. Kalkabilir miyim? Çalışmam lazım. Tabii. Ben tüzülüyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çocuktur çünkü günün sonunda. Salak malak ama çok üzülüyorum yani. Yine bir gergoluk oldu. Ne için acaba? Hemen taklımı arayalım. Yani mi arıyorsunuz? Ben de bir sesini duyalım diyecektim. Evet, ay çok merak ettik gerçekten Nihal'inizi. Ya Behlül kim? Canım. Arkadaşlar Behlül bir it. Bir it kimseyi sevemez. Sevemez. Anladınız mı? Sevemez, mümkün değil. O bir it. O bir it. Mickey'nin keyfine yaşar yani. Yıldırtmayın beni. Müthiş bir manipülasyoncu, müthiş bir avcı, tam bir avcı hatta. Avcı bir it yani o. Nasılsınız efendim? Keyfiniz yerinde mi? Evet, gayet iyiyiz çok şükür. Nihal'le Matmazel yürüyüşe çıktılar. Bu öğleden sonra da at binildi beraber. Ormanda itle karşılaşırlar mı? Akşamüstü geç yedik. Akşam bir şey yemek istemedi hiç kimse. Şimdi it ormandan kokuyu alıp gelir. Ben de hafif şeyler hazırlattım. Belki acıkırırlar diye. İyi yapmışsın. Hah, geldiler galiba. E konuşayım o zaman Nihal'le de. Merhaba. Behlül'müş. Behlül mü geldi? Hadi bakalım, başladı senin dalgalanmalar. Evet, sürpriz yaptı. Ben it derken köpeklerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Tamam canım. Benim için itin tanımı Behlül gibi insan mesela. O bir it yani, anlatabiliyor. Behlül çiftlikteymiş. Duydum. Nasıl mutlu oldu bak. Dedes nasıl mutlu oluyor. Hangi rüzgar attı bakalım seni buraya? Ben... Koş koş hemen ateşin yanına. Tamam. Üşüdün. Doğru hareket arkadaşlar, bakın. Bunlar hep doğru hareketler. Hep böyle. Biz çok zavallıyız, çok küçüğüz biz. Biz o kadar masum, küçük, saf sevgimiz var ki bizim. Asla böyle şey yapmayacaksın. Ne oldu ya, niye geldin falan demeyeceksin yani. Bak. Niye geldin? Böylece niye geldin? Seni görmek istedim. Nihal'im mallık seviyesi ben. Canım. Ağlama. Lütfen. Bakamıyorum bile ekranı. Utandım gerçekten. Şimdi utançtan arkadaki beyaz dalağı sırtlayıp götürdüm. Gerçekten ya, utancım var. Şunu sırtıma takıp şu bağır arkadaşlar. Çok utandım da. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Bir tık utandım da çünkü hadi siz Allah'a emanet. Hoşçakalın. Artık kimse senin canını sıkamayacak. Hayır sus be! Kes! O şerif ya! Hiç kimse. Kıyıntısından öldüm burada. Hiç kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Bayıldığımı hemen yetiştirdiler mi sana? Onun için mi geldin?
Evet. Bak doğru yoldasın. Seni merak ettim. Evet işte böyle işte bakın gördünüz mü? Böyle hani bizde çünkü mesela ben de şu huyu var. Güçlü duracağım, o kadar güçlü duracağım ki. Kimse benim mahvoldum, yıkıldığımı anlamayacak falan diye ben tam tersi böyle oldu. Hani içimdeki o yangının 20 katı böyle dışarıya gülerim ki mesela daha da güçlü durayım diye. Yapmayacaksın. 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 Anladın mı? Yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Yani şey olacaksın böyle hani. Çok mağdurum ben. Çok küçük. Rüzgar esse böyle yüzümüze esinti çarpsa böyle. Yüzüm acıdı falan. İyi misin? Çok iyiyim. Bu manipüle etmek bu arada. Yani duygusal manipülasyon mu? Ciddiyim ha. Bu çiftlik bana her zaman çok iyi geliyor. Evet. İyi görünüyorsun zaten. Ama sen zayıflamışsın. Yani. Ben seni burada 2 günde toparlarım. Tabii. Burada kalacak mısın? Yani ben böyle apar topar geldiğim için burada kalacağımı tahmin etmedim. Bu saatten sonra hiçbir yere bırakma. Bu ikisinin olduğu sahaya ben bakamıyorum. Bence de gitme. Yağmur da başladı zaten. Evet. Dolayısıyla kanıyla geldi ya. Kanıyla geldiği için gitmesin tabii. Yağmur yağdı. Şimdi kanıyla ıslanırsın oraya kadar. Gerek yok yani. Yağmur da başlasa sen otur iyisin. Merak ederiz seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolar... Gerçekten şu kıza hiçbir akrabası demiyor mu ya kızım okusana diye?